sınavı zamanında bunu görmeyerek demiş. Günden cayır cayır. Tarihi hack olayı mı? Ne bu? tarihe hack olayı. E devlet mevzusu mu? Hocam ben zaten belli başlı bazı bilgilerin hacklendiğini ben bundan birkaç ay önce öğrendik hep birlikte. Siz ve ben bir arada. Eee <laughs> Haskaloğlu'nun mevzu. Haskaloğlu'nun mevzusu derken ben Twitter'a hiç girmediğim için asla haberim yok. Nedir bu mevzu? Nedir bu? ÖSYM'den bilgilerimiz, E-Devlet'ten bilgilerimiz çalındı. Mühendisten çalındı. <laughs> Okey. Yani bir yerden e bir yerden çalındı arkadaşlar bilgilerimiz. E, ben de dediğim gibi ben zaten bu mevzuyu yani e kendi bizzat tecrübe ettim malumunuz kendi bizzat tecrübe ederek zaten öğrendim bilgilerimin çalındığını, ettiğini. E ben e, siber suçlara gittim bununla alakalı. E, genel açılmış zaten bir dosya var. Hem kendim şahsi olarak kişisel verilerimin korunmadığına dair iki farklı yere dava açtım. E, hem de aynı zamanda e, genel kapsamda açılmış olan bir e, şey içinde tanıklıkta bulundum. Vallahi ne olur, ne biter, ne kadar sürede sonuç alınır? Benim gerçekten e, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ama vakti zamanında bir yerden ben size söyleyeyim e, çıkanları. aile soy ağacınız, e, annenizin, babanızın, kız kardeşinizin, abinizin, e, ablanızın, erkek kardeşinizin, artık kim varsa e, kendi bireysel çekirdek ailenizde. Onların bilgilerine de dahil ulaşabiliyorlar. Telefon numaralarına, ev adreslerine, bunu şey için söylemiyorum. Benimkine ulaştıkları için söylüyorum. Benimkine ulaştıklarına ve bana da tebliğ edildiği şekliyle olanını size söylüyorum. Her şeyinizi bu şekilde bulabiliyorlar. Ha, TC kimlik numaram hariç. Ee, mesela benimki yeni kimlik kartı olduğu için, yeni kimlik kartımla alakalı e, bir işte ID bilgisi, bilmem ne bilgisi açıkçası ben göremedim. Kendi şahsımla alakalı söylüyorum, kimliğimle alakalı. Ama benim bütün kimlik bilgilerime sahipler. Ben nerede doğmuşum, nereye kayıtlıyım, hangi sıra numaradayım, aile sıra nolum, e, zartım zurtum bilmem neyim, her şeyimi biliyorlar açıkçası. Çipli oluyorlar bilemiyorum yani tabii yeni kimlik e, kartlarında Durum nedir? Ne alemdedir? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama dediğim gibi benim en son yaşadığım olayda yaşananlar bunlardı. Hatta bir iki kere benim ailemi de aramaya etmeye çalıştılar. Ancak biz onunla alakalı da e, emniyete gene başvuruda bulunduk. Ee, gene söylememiz gerekenleri söyledik. Dediğim gibi bu nasıl çözülür, nasıl düzeltilir bilmiyorum. Ama burası internet ee, ve ne yazık ki internete bıraktığımız her bir iz aslında saklanıyor. Keşke en azından insan diyor ki tabii ki de yani ben devletle içerisindeki bilgilerimi işte kimlik kartı bilgilerim nerelere giriyorum girsem girsem. Yani bugüne kadar ben zaten internet sitelerine çok fazla açıkçası o tarz bilgilerimi vermem. Öyle şeyleri isteyen sitelerden de çıkarım hemen. Bu leak olayından bahsediyoruz. Ben şu anda bir alakası yok. Bu geçtiğimiz günlerde bir e, herhalde bir yerlerde gene olay oldu. Ben de internet haberlerine bakarken görmüştüm. <laughs> Twitter'a girerken görmedim de. Ya Haskaloğlu falan dedikleri hiç acaba dedim hani Twitter'da da mı mevzusu döndü? <laughs> Şair burada diyor ki, gizli modda dolaşsanız gizli değilsiniz. Evet, kesinlikle öyle bu arada. Ne yaparsanız yapın. E, yani ona kalırsa mesela e, bana bu e, şey yapan arkadaşlardan e, bir tanesi Yanlış bilmiyorsam şeye girdi, gözaltına alındı kendisi. Bana en azından aktarılan bilgi bu. Mesela o arkadaş VPN kullanıyormuş. Daha doğrusu bize şu şekilde iletmişti. Ben VPN kullanıyorum zaten beni bulamazlar benim bilmem neyim şurada burada yapıyordu. E yo bulundun. E bulundun yani öyle de olmuyormuş ki. Saklanamıyorsun yani. Ha e VPN'le de saklanamıyorsun yani. Dediğim gibi e, tarihi hack olayı mıdır? Daha neler neler hacklendi, neler neler yapıldı. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Yani kredi kartlarınızla ilgili zaten hep söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. E, lütfen herhangi bir siteye kredi kartınızı hiçbir veri tabanına kaydetmeyin. Sanal bir kart çıkarın, harcayacağınız kadar bakiyeyi içine atın. Ee, ve o şekilde kart kullanın. Diğer türlü mesela benim bir tane kartımda kopyalanmış. Bir kartım kopyalandığı için iptal edildi. Hadi benim bankam e, bunu anında görmüş. Anında kartım kullanımını internete kapatmış ve iptal etmiş. Kopyalandığını fark ettiği için. E, ama diyelim ki senin bankan Zart Bankası. E ne olacak? Valla artık donumuzun rengine kadar biliyor. E tabi biliyorlar efendim. E biliyorlar. Yani yalan söylemeye gerek yok yani şimdi burada. Trend yoldan sıkıntı var. Ben trend yoldan da şey kullanmıyorum. Kartımı kaydetmiyorum. <laughs> Ama zaten şöyle bir şey var. Hani ben de e, 3D Secure var ki şu anda kullandığım numaralarımı devlet daireleri de dahil hiçbir yere vermiyorum. Hiç kimseyle de paylaşmıyorum. Çünkü daha geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıma işte bak hani sadece 5-10 kişi de var diyerek verdiğim numarayı bile 20 kişiye dağıtmış. İşte, e, bilmem kimden aldım işte, istedim numaramı diye bir, bir sürü insan mesaj attı. E, yani o yüzden hani başka bir yere gebertsem vermem telefon numaramı. <laughs> papara aşırı rahat oluyor mu kullanırım? Hiç kullanmadım papara bu arada. Hiç. Çok ayıp bir şey değil mi ya Bence çok ayıp. Ömrü hayatımda hiç kimsenin numarasını izinsiz paylaşmadım. Hatta şöyle birileri bana sorduğunda ya şunun numarası sende var mı diye olsa bile hayır bende yok dedim. Bak en yakınlarımı soruyorlar ben hayır yok diyorum. Çünkü şeyin emri vakisine de sokmayı istemiyorum kimseyi. Ya şuna numaranı vereyim mi emri vakisine de kimseyi sokmak istemiyorum. Benim sevmediğim bir şey. Hiç sevmediğim bir şey hatta. <laughs> Batu abinin numarası sende var mı? Yok ya numarası bende. O farklı bir hatta geçti o numarada yok bende arkadaşlar açıkçası. Ne yapayım, böyle yapıyorum? Dünyanın rahat aktivitesi yani. Ya çünkü diğer türlü öbür insanı da darlıyorum anladın mı? Darlıyorum gibi oluyor. Orkun seni aradı videoda numaran kapanmıştı. Aa bak mesela benim Orkun. Evet benim yeni numaram Orkun'da yok mesela. <laughs> Yok ya yani mesela bu, e, şimdi bu hack olayıyla alakalı şeyi söylüyorlar ya işte hani Mernis datalarının, e, Mernis, Mersis. Kafam sürekli karışıyor o konuda. E, mesela oradan alındığı söyleniyor ya hep. Mesela ben bu sene yüksek ihtimalle 2023 seçimlerine giderken şey yapacağım. Ne denir ona? Yeni bir hat çıkaracağım. Gerçekten o hattı vereceğim bu arada. <laughs> yani diğer türlü yok çünkü abi. Yok yani. Dur bakalım sadece Enes. Arkadaşlar ve bu sefer bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Bombayı gazeteci İbrahim Askaloğlu patlattı. 12 Nisan'da attığı bir tweet dizisiyle E-Devlet verilerimizin çalındığını söyledi. Ancak olay öyle fotoğraflarla infilak etti ki Recep... Heh! Ben bunu Minet'te mi gördüm? Galiba minet'te gördüm ben bunu. Bu fotoğraf çok bilindik bir fotoğraf değil mi? Şu fotoğraf. Ya bir de kim hani kimlik fotoğrafında bu kadar düzgün çıkıyor? Arkadaşlar ben kimlik fotoğrafımızı da göstersem ağlarsınız oturup benim yerime. O kadar kötü bir fotoğraf çünkü. Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın kimlikleri ve bilgileri, gerçek bilgileri mi? hackerların elinde bilgiler denmişti. Şimdi durumlar ne vaziyette annenin, oralara da geleceğiz biliniyor. ama olayın önce başına gidelim. Bundan bir hafta önce falan 15 Ay, bin kişinin E-Devlet e verisi, verisi yani. sızdırıldı diye haberler görmüştük. Gerçi görmemiştik çünkü haber sitelerinde falan çok fazla yer edinmedi bu. O kadar da büyük bir olay değilmiş gibi. Ha şu açıdan değil diğer ülkelerden de verileri çalınan insanlar vardı. Aynı zamanda bu Trojan kaynaklı bir çalınmaydı. Yine gören doyan oldu ama bu kadar çok konuşulmadı. Mesut Çevi'yi belki bilirsiniz. Teknolojiye dair güzel videoları vardır. O şöyle bir tweet attı. E-Devlet 2022 verileri sızmış deniyor. Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var. Bilgisi olan bana ulaşsın. Bu tweet'in yorumlarını ve alıntılarını incelediğimiz zaman gerçekten de ne boyutta bir veri sızması olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Bunun hemen akabinde Ekin Kollama şöyle bir paylaşımda bulundu. Abi gerçek mevzu olabilir. Kimlik fotoğrafları ve güncel numaralar geziyor internette. Numaralar sınıflandırılmış bile. Burada da ünlü isimlerin telefon numaralarını görüyoruz. Bunun hemen akabinde de röportaj adam eskort numarası gibi oldu herkes arıyor bu... ay kimlerin var kim aralarını görüyoruz Engin bunun aydın hemen aydın akabinde de Allah röportaj adam eskort numarası gibi oldu herkes arıyor bugün beni diye kendi numarasının farklı numaralar tarafından arandığını paylaştı olayın infilak ettiği Twitter geldiğimizde ise İbrahim askoğlu olu şunları... Allah kimseye yaşatmasın arkadaşlar ama benim gecenin ikisinde ben ömrü hayatım boyunca unutmayacağım mesela, gerçekten o geceyi hiç unutmayacağım. Gecenin ikisinde beni telefonla bilmediğim bir numara arıyor, ben annem öldü, babam öldü ya da ablam öldü zannettim, bak yemin ediyorum bitki çayı falan yapıyorum böyle hani erkenden yatayım edeyim diye. O telefon aniden çaldı ya, Ben de zaten ne hani biliyorsunuz bir de kaygı bozukluğu var, panik atak var, olmayan yok yani artık bende psikolojik bir rahatsızlık olarak. Dedim biri öldü yani çünkü bilmediğim yol. Öyle bir böyle canavrıyla açtım ki. Millet de şey için arıyor bu arada, o da çok kötü ha. İşte numaranı paylaşıyorlar, haberin olsun. Şimdi hocam yani <laughs> sonuçta sen de paylaşılan numarayı benim iznim dışında paylaşılan numarayı sen de ne yapıyorsun? Eee kopyalıyorsun, alıyorsun yani. Mesela bu çete düştü benim numaram. Tek bir insan bile, tek bir Allah'ın kulu bile görmesine rağmen o numarayı bak kaydettiyse bile beni aramadı. Kaydettiyse bile beni aramadı. Benim hiç tanımadığım etmediğim tipler aradı mesela o gün yüzde yüz. Beni hiç izlemeyen insana ben bunu olduğunu söyledim kadar eminim. Bunları ...söyledi. <laughs> Yaklaşık iki ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlet ait senelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala daha sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil. Şimdi olay burada gerçekten de koptu. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik fotoğrafını, Hakan Fidan'ın kimlik fotoğrafını gören insanlar haberin popülaritesini arttırdı. Peki bu kimlik fotoğrafları fake miydi? Evet arkadaşlar fake'ti. Ekşide aneyim. ve diğer sitelerde birçok photoshop'la uğraşan arkadaş ben profesyonelim bakın bunlar fake falan diye çıkıp konuşmuş ama... ...bu görüntülerin fake olduğunu anlamak için o kadar profesyonel olmaya gerek yok. Gerçekten çok ya başarısız be. photoshoplar. Mesela aslında tam olarak bu da değil. Hacker'ların istediği bir nebze şuydu. Bu olayın daha çok konuşulması, bir kaos ortamı yaratmak ve bunu çok iyi başardılar. Yani bunlara fake oldu zaten dünden belliydi. Sen fake fotoğraf paylaşıyorsun, milleti galyana getiriyorsun falan diye... ...İbrahim Askoloğlu'na da çok fazla saldırı oldu. İbrahim Bey'in de onlara olan yanıtı çok netti. Ya tamam bunlar photoshop olsun da mesele photoshop değil ki adamların elinde bilgiler var usta ve bana gönderiyorlar şimdi tweet fulludunu okumaya devam ettikçe olaylar biraz daha açılacak kafanızda bu verilerle de sınırlı değil bana ait diploma notum adreslerim telefon numaralarım hepsi mevcuttu bu veriler kısıtlı değil sistemde kim varsa hepsine erişebildiklerini söylediler buna sigortanız ve maaşınız da dahil bana ait gönderdikleri her veri doğruydu yani adamlar diyor ki kimlik fotoğrafı falan tıraş ben senin hakkında her şeyi biliyorum takır takır da sana gönderiyorum tabi tüm bunların yanında diploma notu konusunda Erdoğan için üzü menize gerek yok. Neyse. Şakayı bir kenara bırakırsak olaylar ciddileşiyor. Hackerlar Enabü sistemine eklediklerini söylediler ve o sistem üzerinden istediklerini koronavirüsle olarak işaretleyebileceklerini belirttiler. Bu gerçekten inanılmaz büyük bir problem. Sadece burayla alakalı da değil, uluslararası bir problem. Bu sistemi daha önce de hacklediklerini, ancak sistemin düzeltilmesi üzerine tekrar hacklediklerini ilettiler. Çok iyi bir düzeltme olmuş gerçekten. Beni konuya dair en çok etkileyen tweet'i de okuyorum. Sonrasında yorumlarımla devam edeceğim. Konuyu araştırdığımda şunu da gördüm. Hackerler ya, için Türk çok şey değerli de değil ki çünkü birçok yerden sızdırıldığını gösteriyorlar. Bu verilerin satıldığı bir yerde İngilizce olarak şu sözü gördüm. Dünyada her şeyin bir değeri vardır. Türklerin verileri hariç. Evet Türk o. Bu arada İbrahim Askoloğlu'nu tehdit falan da etmişler. Ve yine bilgilerini göndermeye devam yani etmişler. Yani zaten Olay abi artık. Kork Artık zaten hani sokakta bile güvenli yürüyemediğimiz için malumunuz. <laughs> Gerçekten arkadaşlar memleketin durumundan dolayı psikolojik rahatsızlık kaptım. Gerçekten kaptım. Okutucu. Yine de ben Türkiye basınında Yaptın geniş çaplı yani. bir yer edindiğini görmedim. E-Devlet'ten de bir açıklama geldi bu iddiaların üzerine. E yalanladılar böyle bir sızdırılma olmadığını söylediler. İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama Şimdi geldi. bu bilgileri Onlar nereden aldılar hocam? Bundan 1 bu ay önce de yemek sepetinin bir veri sızıntısı. Mesela yemek sepeti benim diploma notumu bilemez değil mi? Malum. Bilebilir mi? Bilemez. ...sızıntısı meydana gelmişti. Yine hatırlarsanız bir dönem Twitch üzerinden kara para aklama mevzuları da yaşanmıştı. Burada hangi tarafın yaptığı açıklamaya inanırsınız ben bilmiyorum ama benim söyleyeceğim şey şu. Arkadaşlar dikkatli olun. Hangi konuda? Şimdi gerçekten de bir veri sızıntısı meydana gelmiş olabilir. Keza 15.000 kişinin verisi zaten daha öncesinde çalınmıştı. Şayet iddialarda görüldüğü gibi gerçekten de bu kadar büyük çaplı bir veri sızıntısı varsa ki var gibi gözüküyor. Bir insanın telefon numarasından ev adresine diploma notuna kadar ulaşa ki bu no name halktan birisi. Korkutucu gerçekten. Size düşen şey burada tedbirli olmak. Çünkü birileri sizin hakkınızda oha bunu da bilemez artık diyeceğiniz bütün bilgileri biliyor. Ve bu bilgileri kullanarak sizden para çalabilirler, kara para aklayabilirler ya da çeşitli yöntemlerle sizleri kandırabilirler. Hadi diyelim ki siz gençsiniz, kül yutmadınız, olaylar karşısında bilinçlisiniz. Ancak medyanın yetmediği yerler var. Annen var, annenden, babaannen işte onlar sıkıntılı. Çünkü bu sefer ellerinde işte isim soy isim, annenin kızlık soyadı falan bundan çok daha fazlası var. Adresi, telefon numarası, diploması her şeyi var ve bu bilgilerle insanlar çok rahat bir şekilde kandırılabilir. O yüzden tanımadığınız numaralardan gelen aramalara karşı daima dikkatli olun. Bugün internetsiz bir yaşam mümkün değil. Ben açmıyorum değil. Ve mesela. Ben her açmıyorum dediğim gibi. Ama kötü niyetli insanlar da her yerde. Kim Bugün bu orası. bence tarihi hack olayını sizlere anlatmak istedim. Yorumlarda buluşalım. Yarın tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Yani ben dediğim gibi ben zaten bilmediğim bir numara beni aradığı sürece ben açmam. Açmıyorum hocam. Sevmiyorum da. Bak gerçekten sev Ben hatta bir şey söyleyeyim mi? Ya neden telefonla bir haberleşme gibi bir durumumuz var ki? Ben telefonla konuşmak istemiyorum ya kimseyle. Ben mesajlaşmak da istemiyorum. Ben aramak da istemiyorum. Ben sadece yüz yüze görüşmeye varım yani yüz yüze görüşeceksek gör görüşelim abi. Onun dışında birbirimizi aramaya, sormaya, mesaj atmaya. Yani gerçekten gerek yok ya. Ay hiç sevmiyorum. Şu telefondan Allah Kur'an nimet çarpsın bıktım be. Vallahi bıktım ha. Gerçekten bıktım. Sevmiyorum, sevmiyorum. Yok. Ha. Yok sevmiyorum yani. Haz etmiyorum ya. Azallah. Allah'ım. Şu ezan baktı. Şunların bir gününü göster ya. Ya ne olur ya. Allah'ım yarabbim. Aileni görmeye Ankara'ya mı gideceksin? Berk mi?